Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastiksiyo. Naruto animesinin 28. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Sol tarafa normal şartlarda fotoğraf koyuyordum tayfa ve bu fotoğrafları internetten indiriyordum. Live reaction yaptığım için kendim de çekemiyorum. Diğer anime serilerini kendim çekip koyduğum için oraya koyabiliyordum ama şimdi internette bulamıyorum. Lanet olsun, hiçbir yerde o fotoğrafları bulamadım yani. Belki birkaç tane fotoğraf bulurum. Bu gerçekten çok kötü ve uğraş verici. Ama yapacak hiçbir şey yok. Sadece anlatıma bakacaksınız. Resim bulamayacağım. Kusura bakmayın bunun için. Eğer böyle bilen varsa, hani bölümle ilgili tüm resimleri indirebilecek bir site bilen varsa bana link atarsa çok sevinirim tayfa. Çünkü sizin de görmenizi istiyorum fotoğrafları. Bölüme 10 üzerinden 8.7 veriyorum. Efsanevi bir bölümdü. Chunin sınavlarının ikinci aşaması mükemmel ilerliyor tayfa. Naruto en son gerçek Naruto değildi ve kim olduğu ortaya çıkmıştı. Sasuke direkt fark etti ve onunla savaş verdi bir tane herifin biriyle ve Naruto'nun yerine geçmiş, Naruto'yu bağlamış. Naruto hemen ortaya çıktı. Sasuke direkt elindeki kunayı fırlattı ve Naruto'nun iplerini çözdü. Ardından onu yolladıktan sonra, onunla bir savaş verdikten sonra Sasuke ile Naruto, Sakura bir toplandılar üç aralarında. Dediler ki bir şifre koyacağız dediler ve uzun bir şifre koydu Sasuke. Uzun bir şifre koyduktan sonra etrafta bir patlama falan oldu. Başka zaten hiçbir karakteri göstermediler ve Sasuke'nin karşısına o uzun dilli herif çıktı. Ve uzun dilli herifin, herif diyorum çünkü ismi belli değil. Kim olduğu belli değil, ne olduğu belli değil. Ve öyle bir gücü var ki, öyle bir ölüm arzusu var ki Sasuke ile Sakura'ya tek atacak seviyede. Gerçekten tek atacak seviyede, buna eminim. Çünkü bir Sasuke genin birinden bu kadar şekilde kaçmaz, savaşır. Ben eminim yani buna. Gara'nın veya Rock Lee'nin bu kadar üstün olabileceğini sanmıyorum. Adam sadece bir bakışıyla hem Sasuke'nin hem de Sakura'nın ölüm arzusu arzuladı ki onları resmen, Sakura resmen öleceğini düşündü. Sasuke de öleceğini düşündü. Zabuza Savaşı'nda falan da böyle hissetmiştik ve aynı şekilde bayağı üstü seviyede biri olduğunu görebiliyoruz ve bu karakter belli ki şekil değiştiriyor. Shapeshifter. Supernatural'da Shapeshifter gibi. Şekil değiştiriyor, evet belli. Bunu neye dayanarak söylüyorum? İlerleyen zamanlarda Naruto'nun arkasından bir tane yılan geliyor ve Naruto'yu yiyor. Naruto yılanın içinde saklı, içinde sıkışıyor ve çıkmaya çalışıyor. Iruka Sensei'yi, Konohamaru'yu ve geçmişini, Sasuke'yi falan hatırlıyor. Ardından oraya Kagebushin Nojutsu yaparak yılanın midesini patlatarak oradan çıkıyor. Sasuke ise üstü başı kanlar içinde, Sakura ile üstü başı gerçekten kanlar içinde o uzun dilli herifin karşısında duruyorlar ve uzun dilli herif hangi köyden gelme, ne ayak, o ikinci aşama sınavlarının sorumlusu olan kadına da, Sensei'ye de kafa tuttu. Belli yani bu adam normal biri değil, belli bu adam genin de olamaz. Ortada yani. Genin imkansız bu adam genin olması ya. Belli bunda bir şey var ya. Belli yani. Çok belli. Çünkü Sasuke öyle bir ölüm arzusu gösterdi ki Sasuke yerinden kıpırdayamadı böyle. Ve ölecekti. Son kunayı ikisinden sonra iki kunayı birden fırlatıyordu Sasuke'ye doğru. Ve Sasuke sırf Sharingan açabilmek için kunayı bacağına batırdı elindeki kunayı. Ve korkutusunu yenerek acısından kaçtı, direkt Sakura'yı kurtardı. Yani öyle bir ölüm arzuluyor ki adam, Sasuke'yi öyle bir korkutmuş ki Sasuke kimseden şu ana kadar hiçbir şekilde bu kadar korkmamıştı. Sasuke gibi bir karakter kimseden bu kadar korkmaz. Bu adam Jonin bile üstü olabilir. Kakashi ve Zabuza Jonin ise bu adam da Jonin'in üstünde olur. Ben buna eminim ve adam bir anda yılana falan dönüştü ya. Bu adamda beden değiştirme büyüsü falan var belli yani. Bir şey var ya ortada. Henüz anlayamadım ne ayak bu adam. Niye geldi? Neden Sasuke'ye taktı? Sasuke ve Naruto'ya takmasının sebebinin Uchiha klanıyla bir ilgisi olabileceğini düşünüyorum. Evet, böyle bir düşünce sahibim. Yoksa niye illa bizimkileri takar? Gidip diğerlerini halleder. Parşömen falan bahane ya, adam öldürmeye gelmiş direkt. Niye öldürsün ya? Kafayı mı yemiş bu? Hiçbir genin böyle bir şeye maruz bırakmaz kendini. Bu nasıl bir Shinobi'lik dünyası? Gerçekten efsane tayfa. İncelemelerde bundan sonra sizleri sıkmak istemiyorum. Ben de daha fazla live reaction yoğunlaşacağım. Bundan sonra şu şekilde yapabiliriz sayfa. Günde 2 bölüm live reaction atabilirim. Ama şöyle bir sizinle anlaşma yapalım. 150 like sınırını 150 like sınırına devam ettirelim. 2 live reaction çekebilmem için de hem 150 like sınırını devam ettirelim hem de bundan sonra yana fotoğraf koyamayacağım. Bunu da artık
benimseyin, fotoğraflar olmayacak, üzgünüm. Ama siz incelemeye devam edin, birlikte konuşalım, muhabbet edelim. Kısa keseceğim, kısa anlatacağım. Böylelikle hem daha öz olur, hem böyle videoda çok zaman geçirmezseniz. Zaten çoğunuz diyor live reaction at, live reaction at, inceleme atma diye. Zaten biliyoruz diye. Doğru olabilir. Bu yüzden bu şekilde yapabiliriz tayfa ve dediğim gibi fotoğrafları falan koymayacağım. İncelemeleri de kısa keseceğim. Az ve öz olacak. Live reaction'ları da arttırmaya çalışacağım. Sizinle böyle bir anlaşma yapıyor olabilirim. Madem fotoğrafları koyamıyorum, ben de böyle bir şey yapabilirim tayfa. Sizleri seviyorum. Bir sonraki live reaction'da görüşmek üzere. Gidip diğer bölümü izleyeceğim. Çok ciddiyim. Şu an aşırı merak ettim. Kafayı yiyeceğim. Ellerim titredi artık. Gerçekten. Kendinize iyi bakın tayfa. Ama 150 like sınırı geçmeden ikinci live reaction yok ona göre.